farklı bir şey ihtimal verdiğimden değil tabii. Ama yine de samimiyetlerine dikkat et. Kimsenin kalbini kırmak istemezsin. Değil mi damlacığım? Yani ben sizin bu terapi işlerinizden hiç anlamam ki doktor hanım. Yani sorduğunuz sorularda da bir faydam olmuyor herhalde. Rahat olun lütfen. Terapide değiliz, sadece sohbet ediyoruz. Bebek konusundan haberim yoktu. Nedim bir süredir terapilere gelmiyor. Tekrar başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Peki evlilikleri nasıl gidiyor sizce? Ben bu konuda hiç ağzımı açmasam ne diyeyim şimdi? Yani kızım mevzubayız sonuçta. Ben kızınızın değil, Nedim'in doktoruyum. Çekinmenize gerek yok. Bu konu benim için kızınızla ilgili değil. Ama belki söyleyeceğiniz bir şey kapalı olan bir kapıyı açar. Vallahi ben şu hayatta kapalı hiçbir kapıyı açmanın bir hayrını görmedim. Benim işim buradaki kapalı kapıları açmak. Nedim'in zihninde kapalı olan bir kapı var. Çocukken geçirdiği kaza sırasında kapanmış. Ve ben hep birlikte bir oyun oynatıp o kapıyı açmak istiyorum. Kazanın oyunu mu olurmuş? Bu nasıl oyun böyle? Hep beraber oynayacağımız bir oyun. Ben o imzayı gözüm kapalı attım Nedim. Çünkü sen bu şirket uğruna beni boşuna satıyorsun. Ben amcanın sadece mazeretiyim. Sen tatlı bir çakalsan, amcan da masadaki yaşlı kurt. Amcan sana burayı yar etmeyecek. Bizim boşanmamız senin bir işine yaramayacak dedim. Çünkü senin amcanın veliahtı oğlu. Gel. Hayırlı olsun. Oğlum odasında değildi. Ben de bir sana uğrayayım dedim. Bekliyordum. Bu da adettendir diye. Odanın dekorasyonu tam tahmin ettiğim gibi. Agah'ın elinden çıktığı belli. Bakalım hediyeni beğenecek misin? Acaba bunun içinde gizli kamera mı var? Yoksa bomba mı? Çok zarıyorsun Nedim'ciğim. Her zamanki gibi. O senin zarafetin yengeciğim. Bu küçük numaranı amcama söylemeyeceğim. Ama eğer bir daha böyle bir şeye cesaret edersen etme yenge. Agah Bey'e telefon bağlamıyorsun. Peki Şeniz Hanım. Agahcığım. Gel Şeniz, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Annem üstüme atılmak için kapıda bekler sanıyordum ama yoktu. Kızın tembihledi. Ceren'e saldırma, ortalık karışmasın dedi.
Babaanne, o elindeki ne? Bunu giyecekmişsin. Kızıl seçti. Bu gece bunu giyip kocanı bekleyecekmişsin. Babaanne! Öyle ya da böyle imzalamış işte Agah'cığım. Bak ne istiyorsan vermiş Nedim. Seher Hanım'ın söylediklerini anlattım ben sana. Şimdi sen bana duyduklarını unut, at bir kenara, elindekine mi bak diyorsun yani? Yani Seher Hanım yanılıyor olamaz mı sence? Seher Hanım öyle emin olmadan büyük konuşmaz. Kendi kızına da iftira atacak hali yok ya. Yüzüme baka baka öyle bir boşanma havası atışı vardı ki. Suratıma küfretti sanki. O kızdan her şey beklenir Şeniz. Her şey. Ne yapsa şaşırma. Beni şaşırtan kız değil zaten. Beni şaşırtan Nedim. Ya ne bileyim Nedim o tekerlekli sandalyede. Hep o çocuk saflığında. Çok masumdu. Şimdi böyle amcasının arkasından iş çevirmek. Yanlış anlama. İş çeviriyor demiyorum tabii. Ama alet oluyor. Zaafları yüzünden. Saflığı yüzünden. Yazık. Çok yazık. Ebebeği kullanıyor dedik, tamam. Şimdi neyin zaafı bu Allah aşkına? Ebebekten sonra daha hala neyi kullanıyor bu kız? Neyi kullandığını da ben söylemeyeyim artık Agah'cığım. Ay lütfen yani karı koca oralara kadar girmeyelim istersen. Ha neyi kullandığı çok açık değil mi? Nedim gibi sağlığına yeni kavuşmuş, gözü yeni açılmış bir gencin yanında o küçük ateş topu. Tamam Şeniz, tamam. Allah aşkına tamam. Ah sonunda yani. Neyi kullandığı yeterince açık değil mi? Nereden bulaştık bunlara biz ya? Nereden acaba Agah? Nereden bulaştık? Ceren Nedim'i her anlamda kafeslemiş Agah. Sadece o manada değil, hırslarına da oynuyor. Nedim'in Cenk'le olan rekabetini körüklüyor. Kim bilir belki de arkasından onu dolduruyordur bile. Aman Şeniz, oralara hiç girme. Bugün ikisi de horoz gibi karşımda birbirlerine dayılana dayılana bir hal oldular. Öf be! Bu ikisini yakınlaştırmak lazım. Yakınlaştırmak. Yok Şeniz, yok. Bu iş böyle olmayacak. Alacağım o Nedim'i karşıma, adam gibi tek tek konuşacağım. Sakın, sadece şirketi değil, Nedim'i de kaybederiz. Ya çocuk tesir altında, büyülenmiş gibi düşün. Önce o büyüyü bozmak lazım. Nasıl Şeniz? Nasıl olacak bu iş? Vallahi aklımı kaçıracağım. Önce samimiyet Agah'cığım, samimiyet. Önce Nedim'i çözmek, açmak gerek. Cenk'le aralarını sıcaklaştırmak. Yani mesela... Siz üçünüz neden erkek erkeğe felekten bir gece çalmıyorsunuz? Hı? Olur. Bak bu iyi olur ha. Olur. Bir servis çek buraya. Tabağı oraya bırak. Ver şunları bana. Sağ olun.